Peki şeker her zaman sorgulanıyor. Ve yağ, tekrardan o bilgileri almak istiyorum. Tabii. Tamamıyla yağsız mı veya tamamıyla şekerden uzak bir diyet mi? Asla yağsız değil. Mutlaka ideal ölçülerde yağ kullanarak, ancak yağ ihtiyacımızı bitkisel kaynaklı yağlardan karşılayarak. Yani özellikle zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme. Başka nerelerden yağ alırız? Mesela cevizden alırız, bademden alırız, fındıktan alırız. Bunun gibi kaynaklardan yağ kullanmak. Ama hayvansal kaynaklı gelen yağları da kısıtlamak gerekiyor. Yani etin yağlı bölümünü ayırarak, sütün daha az yağlısını tercih ederek, yumurtayı pişirirken yağ eklemeden pişirmek gibi şeylere dikkat etmekte fayda var. Peki şekersiz mi? Hayır, şekersiz de değil. Yani yasaklar koyarak değil, hastanın o anki içinde bulunduğu duruma göre durumu değerlendirmek gerekiyor açıkçası. Örneğin hasta kilo kaybediyorsa, hızla bir kilo kaybına gidiş varsa, mutlaka da şekerden bir takım destekleri ekleyerek kullanmamız gerekebiliyor. Ama bunun dışında tabii genel prensiplere bakacak olursak, daha az şeker. Çünkü çaya attığımız şeker boş bir kalori. Yani hiçbir besin değeri yok. Sadece 1 gramı 4 kalori olmak koşuluyla bir kalori kaynağı olarak düşünülmesi lazım. Ama dediğim gibi kilo kaybı eşlik ediyorsa eklenebilir.